Metin, koşturma oğlum. Tamam anne. Emine, kardeşlerine sahip çık. Tamam mı kızım? Tamam anne. Erzağını koydum kızım çantana. Tamam anne. Bağırışmayın lan sabah sabah. Hadi gönder şunları okullarına. Kafa lan bu kafa. Hadi. Hadi çay koy bana. Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol anne. Hadi be. Bak şu işe. Tahir? Hayırdır? Salih. Ölmüş. Karısı da. Ne? Nasıl? İkisini de evde ölü bulmuşlar. İflas etmiş. Tefeciler yapmış olabilirmiş. Ah! Vay başımıza gelenler. Bizim başımıza ne gelecekmiş lan? Bize ne? Yapma Tahir. Yapma. Kardeşin o senin. Ne olursa olsun canın, kanın. Eskiden de o. Benim kardeşim bundan 15 sene evvel öldü. Ne cenazeme ne cenazesine dedim. Kızı? O yavrucak ne oldu acaba? Bize ne lan? Bize ne? Delirtme. O eşeğini sağlam kazığa bağlamıştır. Belediye bulmuştur bu yuva. Kalk çay doldur bana. Ceren'cim, senin için çok zor olduğunu biliyorum. Ama lütfen dikkatini bana vermeye çalış. Baban o olaydan önce iflas etmişti kızı. Banka mal varlığınızı babanın borçlarına karşılık el koymuştu. Ama baban bugünleri de düşünüp zamanında senin için bir sigorta yaptırmıştı. Sigorta şirketi bundan sonra sana ayda 2.000 lira ödeme yapacak. Ben para istemiyorum. Annemle babamı istiyorum. Kızım, keşke mümkün olsa. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsa. Ben ne yapacağım? Tek başıma mı kalacağım? Sana bakabilecek biri var. Amcan. En yakın akraban o kızım. Benim amcam yok ki. Var kızım. Babanla amcanın arası biraz kötüymüş. Onun için sana hiç bahsetmemişler. Aşağı yukarı 15 senedir konuşmuyorlarmış. Peki onun haberi var mı? Henüz yok. Kendisine ulaşmaya çalışıyoruz. Ya ulaşamazsanız? Ya da beni istemezse? Sen şimdi bunları düşünme Ceren'cim. O zaman beni yetimhaneye mi göndereceksiniz?
Hoş geldin. Seni bugün biri aradı. Avukatmış. Beni acilen arasın dedi. Ne avukatı ya? Avukatla benim işim olur ha. Kardeşinle ilgiliymiş. Sadece onu dedi. Bu da numarası. Uzatma. Yarın bakarım. Sen bana emek getir. Hadi. Ne oldu? Ne bakıyorsun öyle ya? Çocuklar uyudu da. Uyanmasınlar diye şey ettim. Uyansınlar lan. Uyansınlar. Ben gelmeden niye uyutuyorsun lan çocukları? Biz burada işin başı mıyız ha? Uyandırgasınlar çabuk. Yarın okul var. Bırak uyusun çocuklar. Başlama lan. Ben gelmeden uyumayacaklar o kadar. Yapma. Uyanır şunları. Uyumayacaklar. Dur Tahir. Çekil. Yapma. Yasın. Çekil. Bırak uyusunlar. Sen kim oluyorsun da önümde duruyorsun ha? Kimsin lan sen? Yapma. Allah belanı versin lan. Delirttiniz lan beni. Bu çocukları sen bu hale getirdin. Vurma. Saygısızlar. Hayır vurma. Ne demek baba gelmeden uyumak ha? Ne demek? Allah belanı versin. Baba. Bitirdiniz lan beni. Allah belanı korkuyorum. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Hayır yapma. Ha! Allah aşkına bırak. Bu çocukları sen böyle yaptın. Hayır. Bu çocukları sen böyle yaptın. Ha! Annemle babamı çok özlüyorum Emine teyze. Allah sevdiği kullarını erken alırmış yavrum kızım yanına. Takdir ilahi böyle. Peki sen nereye gideceksin Emine teyze? Köye gideceğim kızım. Ben de seninle gelsem. Ah kuzum. Ne güzel olurdu ama. Buna izin vermezler. Ama asma sen o güzel yüzümü. Hem senin amcan var kızım. Ya beni istemezse? Olur mu güzel kuzum? Olur mu? Amca baba yarısı sayılır. İstemez olur mu hiç? Yıllarca para pul içinde yüzerken o bana baktı da mı ben onun evladına bakacağım ha? Yok öyle şey. Ne hali varsa görsün. Hem benim derdim bana yeter. Bakın. Kardeşinizle aranızda olanlar geçmişte kaldı. Yeğeniniz küçük bir çocuk. Onun hiçbir kabahati yok. Avukat bey. Benim de küçük çocuklarım var. Yeri geldi aç kaldılar. Yeri geldi delik ayakkabıyla dolaştılar. Zengin amcaları onlara sahip çıktı mı he? Kardeşinizin size gönderdiği paraları alkole ve kumara yatırmasaydınız çocuklarınıza yemek de alırdınız, ayakkabı da alırdınız. Haddini bil. Onun laflarıyla gelme bana. Çok meraklıysan sen bak kıza. Bakın Tahir Bey. Eğer Ceren'i kabul etmezseniz yetimhaneye gidecek. O sizin kanınızdan, canınızdan. Kardeşinizle olan kavganızın cezasını ona çektirmeyin. Ben kendi çocuklarıma bile para yetiştiremiyorum. Ona nasıl bakacağım? Bakın dalganıza siz. Ceren'in senin parana ihtiyacı yok Tahir. Ne demek o? O zaman senin anlayacağın dilden anlatayım. Babası Ceren'i doğduğu gün sigortalatmıştı. Sigorta şirketi Ceren'in bakımı için aylık 2000 lira ödeme yapacak. Öyle mi? Emin misin? Evet. Madem öyle. Yani sigortada destek olacaksa. Bir düşünelim bakalım. Yani ben de istemem yeğenimin ortada kalmasını. Kız çocuğu sonuçta.
Ortalık çakal kaynıyor. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Hadi git. Hoş geldiniz. Hadi geç içeri geç. Geç içeri geç. Çocuklar. Bakın hadi kim geldi. Ceren. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Benim adım Gül. Yengenim ben senin. Bak, bunlar da kuzenlerin. Metin, Mine, Emine. Gel kızım hadi, çekinme. Ben çıkıyorum, işim var dışarıda. Tamam, hadi, hadi içeri geçelim. Yandın işte. Ceren, hadi gel oyun oynayalım. Teşekkür ederim. Ben biraz yorgunum. Aa, büyükler gibi konuşuyor bu. Metin sus sen, oyununa bak. Ben oynayabilir miyim? Olur. Kızım, iyi misin? İyiyim efendim. Teşekkür ederim. Kızım ne efendisi?
Ben senin yengenim. Bana yenge de. Tamam mı kuzum? Tamam yenge. Bu amcan pek bir şey anlatmaz kızım. Sen anlat bakayım yengene. Ne oldu? Annem, babam, tamam kızım, zorlama kendini. Yani sen artık bizimle kalacaksın. Bak, yalnız öyle çekinerek oturmak yok. Tabii annenin babanın yerini tutamayız ama sen de bizim yavrumuzsun artık. Hadi ne oturuyorsun? Oyna kuzenlerinle. Hadi. Hadi. Al. Benim de canım hiç içmek istemiyor. Yok be oğlum, olur mu öyle şey ya? Aslanım. Buyur abi. Gel gel. Sen bizim büfeci Sedat'ın çırağı evet değil abi. Misin? He gel. Oh paraya bak. Al bakayım şunu. Sen Seyit'e selam söyle, o anlar. Çabuk getir içecekler hadi. Peki abi. Hayırdır birader, parayı bulmuştun. He. Ne iş? İşe mi girdin? Vay be. He, işe girdim. Ama senin bildiğin işlerden değil be. Evden çalışıyor. Bu akşam içkiler benden anlayacağım. Haha iyi. Eyvallah abi. Bak burada oynayalım. Sendeki şans mı be abi? Gününde değilsin ya. Hadi be kemik. Hadi abi ver paraları, ver paraları. Eyvallah. Bulandı. Al. Bir dahakine abi. Allah'ın belası. Hayatı zehir ettin lan bana. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Öldürürüm lan. Öldürürüm, gebertirim lan sizi. Bu evde ben ne diyorsam olacak lan. Allah'ın belası. Duyuyor musun lan? Abla. Korkma, gel yanıma. Hayatı sen kapattın lan. Hadi iyi dersler. Sana emanetler, tamam mı? Çocuklar nerede? Şimdi okula gittiler. Tahir. Ceren de çocukların okuluna yazdırsak diyorum. Başka derdimiz kalmadı. Şimdi de bu veledin okulunu mu düşüneceğiz? Yapma Tahir. Okulundan olmasın çocukcağız. Okul dediğin bedava mı ha?
Ben bu veletleri zor okutuyorum zaten. Yok akıl makıl. Çalıştın para getirsin bu eve. Ulan sabah sabah bir kahvaltı ettirmediniz be. Boğazıma dizdiniz lan. Merak etme kızım. Ben amcanla bir daha konuşurum. Onu ikna ederim. Okula yazdırırız seni. Teşekkürler yengecim. Hadi sofrayı toplayalım. Yenge. Söyle kızım. Amcam. Babamdan neden nefret ediyor? Neden hiç sevmiyor babamı? Rahmetli dedenin memlekette birkaç dönümlük arazisi vardı. Öldüğünde iki oğluna paylaştırdı arazileri. Baban mirasın kendine ait kısmını sermaye yapıp çalıştı, çabaladı, zengin oldu. Ama amcam alkol, kumar mahvetti. Her şeyini bir anda kaybetti. Sonra babandan yardım istedi. Şirketlerden birinin başına beni geçir dedi. Baban kabul etmeyince olanlar oldu işte. Neyse. Bu yüzden benden de nefret ediyor. O eskiden böyle biri değildi kızım. Ama artık ben bile kocamı tanıyamıyorum. Şimdi sadece senden değil, herkesten nefret ediyor. Neyse canım kızım. Sen düşünme böyle şeyleri. Hadi sofrayı toplayalım. Anne biz odaya geçiyoruz. Tamam kızım. Ne yapacaksınız odada? Ders çalışacağız baba. Oo. Elektrik parasını sen mi veriyorsun lan? Geçin burada çalışın. Hadi. Çocuklar hadi kitaplarınızı alın. Tamam anne. Tahir. Ne var yine? Ne oldu? Ceren'le konuştuk bugün. Çok iyi okuyormuş çocuk. Sürekli takdir getiriyormuş. Bana ne? Bana mı okuyor? Çocuk kahroluyor bütün gün evde. Yazıktır, günahtır. Okula yazdıralım şu çocuğu. Bana yazık değil mi be? Hangi birini okutacağım ben? Demek bütün gün evde kahroluyor hanımefendi ha? Bana bak. Aldık seni evimize sahip çıktık. Bir de trip mi atıyorsun bize ha? Yapma. Gel buraya. Hayır bırak. Kime trip yapıyorsun ha? Kime trip yapıyorsun ha? Kime trip yapıyorsun ha? Çekil. Tahir bırak. Benim sözüm dinlenecek. Bu evde ben ne dersem o olur. Olur bırak. Küçücük çocuğum. Hayır, kimi trip yapıyorsun ha? Vurma. Yürü. Mendiller 50 kuruş. Kalemlerde 1 lira. Ne yapacağım bunları amca? Yiyeceksin. Tövbe estağfurullah ya. Satacaksın, anladın mı? Satacaksın. Akşama kadar bunların hepsi bitecek. Al bunu da, al. Hadi yürü. Hadi. Hadi yürü. Yürü dedim sana.
Allah Allah ya. Alır mısınız? Şuna bak ya. Hey hey sen oradaki. Ver bakayım ah. Şunu. Ver ver. Ya sen hayır. Ne yaptığını zannediyorsun? Ne yapıyorsun? Bizim mekanımızda satış yapmasını alabilir mi? Ver şunu. Ne yapıyorsunuz? Çalgıda geliyor. Kaç bırak. Kaç. Topukla hey. Topukla. Al bakalım. Çocuklar uyudu. İyi. Ne yapayım? Saat geç oldu. Ceren hala gelmedi Tahir. Çocuğun başına... Ya bir sus! Bir sus! Görmüyor musun? Televizyon seyrediyorum. Git aç! Kızım, neredesin sen? Bu kıyafet ne kızım? Bu ne hal? Çok merak ettim. İyisin değil mi? Ne oldu? Sattın mı malları? Ne oldu? Konuşsana. Paralar nerede? Bu ne? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? He? Amca, zabıtalar. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır. He? Yengen nerede? Gündeliğe gitti. Öğleden sonra işi bitermiş. Sen niye oturuyorsun burada? Bak bu evde herkes çalışıyor. Sen keyif yapıyorsun. Yok öyle ya ama. Hadi başla bakalım. Yerler, camlar, her taraf tertemiz olacak. Bana da çay getir. Hadi. Avukat bey, ben bu kıza para yetiştiremiyorum. Alışmış zenginliğe, hiçbir şey beğenmiyor. İki günde bitti parası. Ben şimdi cepten harcıyorum. Ufacık kız o kadar parayı nasıl harcasın Tahir bey? Ben de onu diyorum işte.
Kalmadı mı bunun babasından arsa falan hiçbir şey? Yok, kalmadı. Vallahi avukat bey, dediğim gibi ben bu çocuğa para yetiştiremiyorum. Babasının zengin arkadaşları falan vardır. Bir karıştınız, bir destek çıksalar bize. Ben Ceren'i tanıyorum. O anlattığın gibi bir kız değil. Bu parayı gerçekten Ceren'e harcıyorsan ne hali? Ama o parayı kendin yiyorsan bunun hesabını sorarım sana. Yavaş ol avukat bey. Heyecan yapma. Bu kadar çocuğun ne masrafı olacak? Sanki özel okulda okutuyorsun çocuğu. Ha, bu arada okula yazdırdın değil mi Ceren'i? Daha fırsat olmadı. Hem çocuğun acısı taze. Biraz vakit geçsin, hele yazdırırız. Eğer çocuğu okula yazdırmazsan, parasına konmaya çalışırsan, çocuğa eziyet edersen, hem çocuğu senden alırım, hem de hayatını cehenneme çeviririm. Anlıyor musun? Ya sen de hemen esip gürlüyorsun be avukat ya. Ben çok ciddiyim. Ayağını denk al. Ulan ben seni. Ulan ben seni. Sen beni avukata mı şikayet ediyorsun ha? Amca, ha? Amca ben kimseye şikayet etmedim. Tahir, Tahir yeter. Tahir ne yapıyorsun? Yapma Tahir. Sen sus, kes sesini. Sen şikayet etmediysen nereden biliyorsun seni okula vermediğimi ha? Tahir, Tahir. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum ben bir şey söylemedim. Yeter Tahir, yeter. O senin öz yeğenin, yeter. Tahir ne istiyorsun ufacık kızdan? İsyan mı ediyorsunuz lan siz bana? Ha? Ha? Geç içeri. Gel. Bırak. Tahir bırak. Geç içeri. Bırak kızım. Geç içeri. Bırak. Gel içeri dedim. Nereye gidiyorsun sen? Gidiyorum. Burada kalmayacağım. Benim yüzümden yengemi de dövüyorsun. Gir içeri. Hiçbir yere gidemezsin. Senin paran bana lazım. Gir içeri dedim. Gir lan. Gel. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Gülşen Hanım, ameliyat başarılı geçti. Hayati tehlikeyi atlattı. Şimdi dinleniyor. Birazdan içeri geçebilirsiniz. Allah'a şükür. Ancak bir sorun var. Omuriliği ciddi hasar almış. Acilen yeni bir ameliyat daha olması gerekiyor. Yoksa ömür boyu yürümesi imkansız. O zaman hemen yapalım doktor bey. Gülşen Hanım, eşinizin sigortası yok. Bu çok pahalı bir ameliyat. Ne kadar? 40 bin lira. 40 bin lira. Tahir, iyi misin? Allah'a şükür. Allah'tan ümit kesilmez. Moralini yüksek tut. Ne olur. Hastamızı daha fazla yormayalım. Buyurun dışarı çıkalım lütfen.
dilerim yengecim. Her şey benim yüzümden oldu. Senin ne suçun var? Sen canını kurtarmaya çalışıyorsun. Ah, biliyorum. Aksidir. Huysuzdur ama. Ne olursa olsun. Evin direği işte. Başka hastaneye götürsek, başka doktorlara göstersek, belki daha az bir para yaptırabiliriz ameliyatı. Daha ucuz olsa ne olacak kızım? 40 istemese 30 isteyecek. Bizim değil 30 bin lira, 3 bin lira verecek halimiz bile yok. Gülşen. Efendim Tahir. Bir daha yürüyemeyeceğimi biliyorsun değil mi? Sen şimdi bunları düşünme. Gün doğmadan neler doğar. Neyin ne olacağını Allah bilir artık. Ben bunu hak ettim. Ben bu cezayı çoktan hak etmiştim. Ben... Hepiniz hayatı zehir ettim. Biraz dinlensen. Bunları düşünme. Sana hep çektirdim. Şimdi de... Yatalaklı kocaya bakmak zorunda kalacaksın. Beni affet Gülşen. Beni affet. Affet beni ne olur. Tahir Bey, nakil için belgeleri imzalayalım mı? Nakli hemşire hanım. Aa, haberiniz yok mu? Güntekin Hastanesi ameliyatınızı bedelsiz olarak yapmayı kabul etmiş. Tahir Bey'i nakledeceğiz. Ne diyor? Bir dakika. Anlamadım. Nasıl olur? Bizim bir şeyden haberimiz yok. İlginç gerçekten. Bilmiyor musunuz yani? Ameliyat masraflarınız ödenmiş. Sana şükürler olsun yarabbim. Tahir. Duydun mu? Nasıl durum? Ameliyat gayet iyi geçti hocam. Şimdi odasını alıyoruz. Tamam odaya. Evet harika. Yani artık yürüyebilecek miyim? Birkaç haftalık egzersiz programından sonra isterseniz koşabilirsiniz bile. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Peki kim doktor bey? Kim ameliyatı yaptırdı? Hastanemizin sahibi Oktay Bey, ameliyatınızın masrafını direkt kendi üstlendi. Allah razı olsun. Ama biz Oktay Bey'i tanımıyoruz ki. Görünen o ki, küçük hanım tanıyor. Neyse, ben sizi biraz yalnız bırakayım. Güzelce dinleyin. Oldu mu? Teşekkür ederim. Ceren, kızım, doğru mu bu? Kızım nasıl oldu? Ay beynim durdu vallahi. Anlatsana kızım.
Oktay amca babamın en yakın arkadaşıydı. Bir anda aklıma geldi. Telefonunu avukat Selim amcadan aldım. Onu aradım. Ah kuzum. Biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz? Öyle deme yenge. Amcam o benim. Baba yarısı. Gel. Özür dilerim kızım. Özür dilerim. Affet beni ne olursun. Yalvarırım affet beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.